10 yıldır inşaat sektöründe olan Ahmet Özsoy, uzman ekibi ve başarılı işleriyle sektörüne değer katıyor. Peki Ahmet Özsoy kimdir ve Ahmet Özsoy proje geliştirmede neler yapılıyor? Gelin birlikte izleyelim. Merhabalar, ben Ahmet Özsoy. Yaklaşık 10 yıldır inşaat işleriyle uğraşıyoruz. Son 2,5-3 yıldır da proje geliştirme işiyle uğraşıyoruz. Proje geliştirme işi derken inşaat üzerine tarla, arsa, araziden tutun, iskanlı alana kadar yapılacak tüm işlemleri kendi ofisimizde, şehir plancımızda, mimarlarımızla, iş mimarlarımızla, haritacı arkadaşlarımızla, harita katası mühendislerimiz arkadaşlarımızla birlikte sonuca ulaştırıyoruz. Bu sektöre iştahımız vardı, tercih ettik diyen Özsoy işini yıllardır severek yapıyor. Babam mesleğimiz optisyenlik aslında. Optik mağazalarımız var. Babamız yılların esnafı. 50 küsur yıldır. Biz Aydın'da doğduk, büyüdük. Optik işiyle uğraşıyoruz. Esnaflığın içindeyiz aslında. İnşaat işini yaklaşık 10 yıldır yapıyoruz. Bu iş biraz hevesti. İştahımız vardı, tercih ettik. Sektörde de böyle çok büyük bir açık var. Biz o açığı yakaladık aslında. Sadece kendimiz inşaat işiyle uğraşmıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın da işlerini takip ediyoruz. Normal bir vatandaşımızın tarlasıyla, arsasıyla veya inşaat yapacaksa bulunduğu arsasına yapılacak olan inşaatıyla, projelendirmesiyle de ilgileniyoruz. Bir müteahhit firmanın işlerini de takip ediyoruz. Yani inşaat adına yapılabilecek tüm işlemleri bir merkezde toplamaya karar verdik. İnşallah başarıyoruz da. Çok az bir zaman geçmesine rağmen uzun bir yol aldık. Güzel olacak. Ahmet Özsoy proje geliştirme olarak uzman ekip demiştik. Bu donanımlı ekip kimlerden oluşuyor? Gelin bakalım. Yaklaşık 10-12 kişilik bir ekibimiz var. Ekibimizde şehir plancımız var. Şehir plancı arkadaşımız var. Ekibimizde mimarlarımız var. Ekibimizde iş mimarlarımız var. Dışarıdan destek aldığımız mimarlarımız da var. Hakları geçmesin, çok hakları var. Ne kadar profesyonel arkadaş varsa hepsini buluyoruz. Gerek Aydın'dan, gerek İzmir'den, gerek İstanbul'dan. Bu işi hakkıyla yapabilecek kim varsa onlarla çalışıyoruz. Burada en önemli kısım gelen müşterimizi boş çevirmemek ve yapacağımız projeyi de hakkını vererek yapmak. Asıl amacımız bu. O yüzden 10-12 kişilik çok sağlam bir ekibimiz var. Bunun içerisinde satış ekibimiz de var. Aynı zamanda yurt dışı ayağımız var. Biz bu hizmeti Kuşadası'nda da veriyoruz. Kuşadası projemizde, Kuşadası'nda yapılacak olan projelerimiz var. Onu da Kuşadası şubemizden takip ediyoruz. Kuşadası'nda da bir şubemiz var. Ayrıca dünyanın en büyük emlak ve gayrimenkul fuarına katılan ve her geçen gün kendilerini de geliştirmeye devam eden bu ekip her geçen gün daha da başarılı işlere imza atıyor. Dünyanın bütün büyük fuarların tamamına katılıyoruz. Aynı zamanda sadece Aydın'da kalmış değiliz. Kuşadası şubemiz var. Kuşadası şubemizden dünyadaki tüm fuarları takip ediyoruz. Bunun sebebi de şu. Bugün diyelim ki Aydın tam buna hazır değil. Kuşadası'nda, Didim'de büyük projeler yaptınız. Bu projelerinizle dünyaya açılacaksınız. Biz bunların içinde bunlarla alakalı çalışmalarımızı yaptık. Altyapılarımızı hazırladık. Bununla ilgilenen arkadaşlarımız Fransa'nın en büyük gayrimenkul ve inşaat fuarına katıldılar bu yıl içerisinde. Şubat ayında Rusya'daydık. Yaklaşık 20 gün kadar Rusya'daydık Şubat ayında. Dubai'deydik. Almanya'daydık. Biz buraları takip ediyoruz. Bu projelerimiz bittiğinde de işte kaliteli projeler yapan müteahhit arkadaşlarımız da satışlarıyla alakalı inanılmaz bir pazar açacağız. O fuarlarda önümüzdeki sene hepsine katılacağız inşallah. Önümüzdeki projelerin hepsini de orada satışa sunacağız. Bu da çok büyük bir iş. İnşallah güzel olacak. Projeleri aşama aşama dinlemek gerekirse söz tabii ki Ahmet Özsoy'da. Bu projeleri aşama aşama anlatmak gerekirse öncelikle eğer tarla vasfındaysa bunun arsaya dönüşümü gerekiyor. Burada şehir plancı arkadaşımız devrede. Daha sonra 18, 15, 16 ya da 18 uygulamaları gerekiyor. Yani inşaatın yapım aşamasına gelmesi gerekiyor.
Ve çok insanlarımız da bu konuda gerçekten tam bir bilgiye vakıf değiller. Biz de bunları anlatıyoruz, hiç üşenmiyoruz, anlatıyoruz. O yüzden herkes geldiğinde kendini tatmin edecek, evet ya bu böyle olması gerekiyormuş diyeceği tüm bilgileri bizden alabilirler. Böyle kapsamlı bir ofis, yani başka bir proje geliştirme ofisi başka bir yerde yok. Eskiden şöyleydi, hemen 2-3 kişi toplanıp bir arsa bulup kat karşılığı %40 anlaşalım, mal sahibine verelim, biraz para koyalım. 3 kişi yapıp verelim, bu iş bitti. Şimdi devlet bunları sınırlama getirdi zaten. Çok profesyonel arkadaşlar, bu işi gerçekten yapanlar, bu işi gerçekten yapmak için vakit harcayanlar, zaman harcayanlar, para harcayanlar bu işi yapıyorlar. Gerek mimari kısımda olsun, gerek iç mimari kısımda olsun, bizim bildiğimiz 3 tane, 4 tane taslak proje çizdirip karar veren müteahhit arkadaşlarımız var. Bu işler oraya gitti artık, bu işler profesyonelliğe gitti. Bizi diğer firmalardan ayıran özellik derken ayıracak bir özellik yok. Çünkü proje geliştirme ofisi yok başka. Yani biz bu sektörde bu açığı yakaladık. Hem müteahhitlerimizin yükünü alalım dedik, hem insanların yükünü alalım dedik. Hem belediyelerimize birazcık daha profesyonel gidilsin, her önüne evrak alan koşup gitmesin istedik. O yüzden biz işte falanca ile kıyaslayın, filanca bizim şundan farkımız bu diyemeyiz. Hakikaten farklıyız. İşte Ahmet Özsoy'dan tavsiyeler. Ben yeni genç arkadaşlarımıza çok kolay para kazanmanın yollarını bıraksınlar derim. Yani hemen kolayca para kazanalım, işte kriptoya girelim, borsaya girelim, şunları yapalım değil. Biraz gayret etmek lazım. Biz ekibimizde sabah akşam çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bütün samimiyetimizle gayret ediyoruz. Buraya gelen tüm misafirlerimizi, müşteri kelimesini çok yakıştıramıyorum. Tüm misafirlerimizi canı gönülden evimize gelmişler gibi ağırlamaya çalışıyoruz. Ve de samimi bir ortamda bu işi götürmeye çalışıyoruz. Vermeden almak Allah'a mahsus. Siz kaliteli bir iş yapacaksanız gece gündüz çalışmak zorundasınız. Yani ama kaliteli çalışmak zorundasınız. Şu zamanda dürüst bir şekilde, kaliteli bir şekilde çalışmak çok zor. Ben herkese de kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok gayreti, azmi hiç bırakmamak lazım. Ama hedef kesinlikle sonuç kaliteli iş bitimi olmalı.